geliyor. Sefa geliyor. Islak altında yaz neşesi var. Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesini var. Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar kusur olması. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu sırtlayıp yar yar, sefa geliyor. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu sırtlayıp yar yar, sefa geliyor. Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, sevgili Rumeli TV izleyenleri, çok değerli bir siyasetçiyle beraberiz. Sayın Doktor Erhan Erol Beyefendi ile beraberiz. Geçmiş dönem Gazi Konbaşı Belediye Başkanımız. Şu anda Deva Partisi İstanbul İl Başkanımız. Efendim Küçükmece'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Küçükmece Deva Partisi İlçe Başkanlığı binasındayız. Efendim kısaca bugünü değerlendirebiliriz. 1-2 dakika. Biliyorum ki çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. İstanbul Başkanı olduktan sonra 1-1,5 ay bir sürede 1,5 aya belki de 1 yıllık çalışmayı sığdırmaya çalışıyorsunuz. Teşkilatlarla, ilçe başkanlıklarıyla ilgileniyorsunuz. Hepsini toparlarsak özel olarak içeride aslında biz sizi dinledik ama bir de özel olarak izleyicilerimizle dinlesini istiyoruz. Evet. İsterseniz efendim. Siyasete ara verdikten sonra Türkiye'nin geldiği tablo, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi bizleri de çok üzüldü. Ve tekrar yapabileceğimiz ne varsa yapmak için sorumluluk gereği bu ülkenin bir vatandaşı olarak siyasete dönme kararı aldım. Bunun da en uygun olduğu yer ve en doğru yapılacak kişi olarak Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ve Deva Partisi'ni gördük. Sayın Genel Başkanımız bize bu görevi teklif ettiğinde ona olan güvenimiz ve onun temsil ettiği siyasi anlayış bugün burada olmamızın nedeni oldu. Yani Türkiye'nin bugün geldiği noktada siyasetteki öfke, kavga ayrışmıştı ve iktisadi olsun, gerek hukuki olsun, Türkiye'de yaşanan büyük çöküş Ali Bey'le birlikte, Sayın Genel Başkan'la birlikte bize siyaset yapma nedeni oldu. Geldik, İstanbul İl Teşkilatımızı kurduk. Çok değerli arkadaşlarım var. Çok değerli insanlarla tanıştım. Hepsine gurur duyuyorum. Tıpkı Küçükmece İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatımız gibi. Hızlı bir şekilde teşkilatlarımızla dolaşıyoruz. Bugün de Küçükmece'yi ziyarete geldik. Daha evvel de siyasi tecrübesi olan biri olarak söylüyorum. Gerçekten burada da mükemmel bir teşkilat var. Çok iyi arkadaşlarımız var. Bu arkadaşların geleceğin Türkiye'sine çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Geleceğin Türkiye'sine giden süreçte bu arkadaşlarla anlamlı bir yola çıktık. İnşallah Allah'tan yardımcımız olur ve güzel Türkiye için çalışırız. Efendim biz de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. İçerideki konuşmalarımızdan tabii ki alıntılar olacak. Bir özel soru daha sormak istiyorum. Aslında cevabınızı verdiniz ama ben seyircilerimize hatırlatma bağımında bunu sormak istiyorum. Çok başarılı bir belediye başkanlığı, bir tıp adamı olarak emeklilik ve Balıkesir Cunda arasında rahatınız yerindeyken bu rahatı terk etmek nasıl oldu? Bu rahatı size terk ettiren bir ateşleyici bir faktör var mıydı? Bu benim kendi şahsi evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, geçmiş siyasi döneminde tanıdığım siyasetin içinden veya dışından ülkemin için çok değerli olduğumu inandığım büyüklerim, arkadaşlarım, dostlarım beni tek tek aradılar. Bu ülkenin sana ve hepimize ihtiyacı var dediler. Bu ülke kötüye gidiyor. Bu ülke sıkıntılı bir süreçte. Ve biz bundan kendimizi soyutlayamayız. Hep beraber bu taşın altına el koyacağız dediler. Ve eşim bile bana dedi ki, Erhan dedi, yani emekli oldum diye buradasın, tatil yaptığın yok, günde 8-10 saat haber dinliyorsun, kızıyorsun, üzülüyorsun. Git, ne kadar enerjin ve gücün varsa Allah'ın dileğiyle, git onun için
son mücadeleyi ne kadar yapabilirsen yap. Ve buraya geldiğinde daha huzurlu ve mutlu ol dedi. Çünkü bugün Türkiye'sinde kendi şartlarımızla mutlu olmaya yetmiyor. Ya sadece kendimiz mutlu olsak yeterli değil. Kesinlikle. Çevremizde gördüğümüz, ülkemizle ilgili gördüğümüz şeyler hepimizi üzüyor. Dolayısıyla insanlar komşusu, ülkesi, milleti mutlu değilken mutlu olamıyor. Biz bu Türkiye'deki tüm insanların hepsinin mutlu olduğu ortamda mutlu olabileceğimize artık yürekle inanıyoruz. Efendim biz de bize vakit ayırdığınız için, bu sohbeti lütfettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepimizin çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.